İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yenikapı Mevlevihanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlıçeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Mardin Artuklulu kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dağın tepesinde kurulmuş olan Yukarı Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri. Farklı dinlerin iç içe geçtiği, kültürlerin birbirleriyle uyum içinde zaman sahnesinde akıp gittiği, tarihiyle hayran bırakan, mimarisiyle göz kamaştıran kadim kent. İşte burası Artuklu.
Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiş. Milattan önce 3000'li yıllara kadar uzanan tarihinde kimler yer almamış ki? Artuklular, Akkoyunlular, Osmanlılar. Dünyanın birçok tarihi kaynaklarında adı geçer bu şehrin. Bir yamaç üzerinde sıra sıra yükselen altın renginde binaların yarattığı bu büyüleyici görüntü, Artuklu'nun sunduğu en etkileyici manzaralardan biri. Artuklu, Güneydoğu Anadolu bölgesinin Yukarı Mezopotamya havzasında bulunmakta. İlçenin kesme taş işçiliğiyle yapılan evleri dikkat çeker. Süryani ve Arap mimarisinin tipik örnekleri olan bu evler ve İslam mimarisinin oluşturduğu cami ve medreseler bir açık hava müzesi görünümünde. Birbirinden farklı fakat iç içe yaşayan birçok kültürün verdiği zenginliği her köşesinde hissettiren tarihi kent burası. Artuklu sokaklarında gezerken sanatsal ve tarihi değeri olan cami, türbe, kilise, manastır ve benzeri dini eserler aynı sokakta bulunmaktadır ve dini ritüeller gerçekleştirilmektedir. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan Mezopotamya bölgesindeki konumuyla Artuklu, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Revaklı Çarşı, Artuklu'da eski medeniyetlerden kalan tarihi bir çarşı. Artuklu'da gezerken, tarihle iç içe olmak ve aynı zamanda kendiniz için hatıra, sevdikleriniz için de küçük hediyelik eşyalar almak için oldukça keyifli olan bu çarşı, Sipahiler Çarşısı ve Tellallar Çarşısı olarak da adlandırılıyor. Çarşının bulunduğu yolun iki tarafında revaklar ve bu revakların arkasında sıralanmış dükkanlar olmasından dolayı da buraya Revaklı Çarşı denilmiş. Latifiye Camii, Cumhuriyet alanının güneyinde yer alır. Mardin'deki en son Artuklu eserlerinden olan enine dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbeli yapının portalı iyi korunmuş. İki renkli taşlardan üç dilimli kemerli portalde geometrik motifler örgülü ve yıldızlı bezemeler dikkat çeker. Caminin giriş kapıları geç dönem Selçuklu ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden olan minber ve mahvili görülmeye değer özellikte. Kasımiye Medresesi, Artuklu'nun en önemli yapılarından biri de bu medrese. Tamı tamına 700 yıl önce yapılmış olan bu medrese, görkemini, mistik havasını ve ihtişamını yüzyıllardır korumayı başarmış. Medresenin en önemli yapısı ise avlusunda yer alan Hayat Çeşmesi ve havuzu. Orta Doğu'nun en eski Protestan kiliselerinden biri olan Mardin Protestan Kilisesi ise
önemli tarihi bir yapı. ...60 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmıştır bu tarihi kilise. Artuklu'da daha onlarca tarihi ve dini yapılarla müzeler bulunmakta. Tüm bunları gezebilmek ve Mezopotamya'nın eşsiz güzelliğini tamamen içinize sindirebilmek için zamanınızı dolu dolu bu topraklarda harcamanız gerekiyor. Kentsel sit alanı, kentle özdeşleşen evleri, gerek plansal özellikleri, gerekse malzeme ve bezemeleriyle Anadolu konut mimarisinde ayrıcalıklı bir konuma sahip. Ovaya doğru açılan teraslar üzerinde yoğun ve sıkışık şekilde adeta birbirinin üzerine yığılmış gibi biçimlenen konutların oluşturduğu böyle bir manzarayı Anadolu'nun başka hiçbir yerinde bulamazsınız. İçinde yaşamın devam etmesi sayesinde eski yerleşimdeki orijinal yapılar özgünlüğünü fazla kaybetmemiş. Tepenin eğimi üzerinde kuruldukları için en az iki katlı olan evler birbirinin manzarasını kapatmaz. Kalenin eteğinden başlayarak ovaya doğru inen evler arasındaki kot farkı 50-150 metre. Geleneksel evlerin tümünün cephesi sadece güneye, Mardin Ovası'na bakar. Bölgede bolca çıkarılan kalker taşı yapı üretimine egemen olmuş. Ceviz ağacından üretilen kapı, pencere, dolap ve tahtlar da mimarinin vazgeçilmez unsurlarından. Taşın rahatça işlenebilir özellikte olması sayesinde zengin süslemeler ortaya çıkmış. Mardin Kalesi. 10. yüzyılda Hamdaniler tarafından inşa edilen kale, 1 kilometre uzunluğunda 30-150 metre genişliğinde. Çeşitli zamanlarda Mardin'e uğrayan gezginlerin verdikleri bilgilerden kalede çok sayıda yapı olduğu anlaşılmakta. Mardin'e hakim bir manzaraya sahip kalenin bir başka özelliği de doğal kaya üzerinde çok az eklentilerle müstahkem bir hale getirilmiş olması. Kalenin hemen altındaki Medrese Mahallesi'nin kuzeyinde yer alan yapı 1385 yılında Melik Necmettin İsa tarafından yaptırılmış. Timur ve ordusuyla mücadele etmiş olan Melik İsa bir süre bu medresede hapsedildiğinden Sultan İsa Medresesi adıyla da tanınır. Açık avlulu ve iki katlı medresenin giriş kapısının taş işlemeleri ve dilimli kubbeleriyle ihtişamı görülmeye değer. Ulu Camii, Artuklu dönemi mimari örneklerinden. Dilimli kubbesi ve büyük minaresiyle bu toprakların sembolü. Cami kayıtlara göre iki minareli inşa edilmiş. Bazı Süryani yazarlar kiliseden çevrildiğini söylüyor. Yapı kiliseden çevrilmemiş olsa bile yerinde eski bir kilisenin bulunması muhtemel. Yapı 12. yüzyıl Artuklu dönemi mimarisinin temel özelliklerini yansıtıyor. Surur Hanı,
ana caddenin üzerinde durumunu kısmen koruyabilmiş olarak hala ayakta. Kervansaray, dikdörtgen bir avlu etrafında iki katlı revaklı mekanlardan meydana gelmiş. Yakın geçmişte restorasyonu tamamlanan yapının içinde restoran ve kafe hizmetleri verilmekte. Günün yoğunluğunu buralarda atabilirsiniz. Artuklu ilçemizin geleneksel ekonomik yapısı, tarım, el sanatları, ticaret ve son zamanlarda artış gösteren imalat sanayi ile küçük çaplı sanayiye dayalı. Uluslararası nakliyat, ilçenin ekonomisinde önemli bir yer tutmakta. Artuklu ilçesine verilen teşviklerin büyük bir kısmı nakliyecilik, tarım ve hayvancılık sektörüne yöneliktir. İlçe topraklarının yarısı ova olan Artuklu'nun ekonomik yaşamı tarımsal üretime bağlı. Tahıl ürünlerine buğday, arpa, pamuk ve mısıra dayalı tarımsal üretim, buna ek entegre tesisleri de beraberinde getirmiş. Çok miktarda küçükbaş hayvan yetiştirilen Artuklu ilçesinde hayvancılık başlıca gelir kaynakları arasında. Adım Gültekin Mumanan, doğma büyüme Mardinliyim. Bizim tarihi dokumuz çok güzel. Mardin'in 10 bin yıllık bir tarihi geçmişi var. Medeniyetimiz çok büyük. Yani herkesi burada kucaklarız. Bu coğrafyanın tarih boyunca birçok uygarla ev sahipliği yapmış olması kent mutfağına da yansır. Özellikle yöresel baharatlar kente özgü yemeklere bambaşka bir tat ve görüntü katmakta. Kaburga dolması ve sembusak kente özgü yemeklerden. Genellikle bizim lokantada yöresel yemekleri yapıyoruz. Kaburgasından, içli köftesine, etli ekmeğinden, sembusak dediğimiz kapalı lahmacun, mumbar dediğimiz kibe. Çok çeşit var bizde. Mardin tabağı dediğimiz 5 çeşit var. Misafirlerimize ikram ediyoruz. Hepsinden azar azar bırakıp hepsinden tatmış oluyorlar. Artuklu ilçesi bünyesinde dünyanın en eski 3. şehri olarak tarihe geçmiş çok önemli bir yerleşim yeri. Sit alanı ilan edilen bu eski antik yerleşim yeri böylece koruma altına alınmış, ancak günlük hayat yaşamından izole edilmemiş durumda. Turizmin, ticaretin yoğun yaşandığı bu alanın batısında modern görünümlü yeni yerleşim yeri açılarak halkın konut ihtiyacına cevap verilmiş. Eski ve yeni kentsel yapı olarak her ne kadar ayrı tutulmuşsa da sosyal yaşamda bu ayrılığı ve aykırılığı göremezsiniz. Dillerin ve dinlerin mozaiği, taşın dile geldiği, gündüz seyranlık, gece gerdanlık olarak tanımı bu sözlerle kısmen ifade edilen Mardin'in kalbi Artuklu'da atmakta. Artuklu ilçesi, kentlisi, köylüsü, Kürdü, Arabı, Türkü ve Süryanisi, Müslümanı, Hristiyanı, hepsini içinde hoşgörüyle bir tutan bir yaşam tarzına sahip. Dostluğun Mardin taşı gibi zaman içinde kuvvet bulduğu topraklardır buralar. Medeniyetlerin beşiği, ilmin ve bilimin kucağı Artuklu'da yaşıyor her daim.